Şunu söyleyeyim bir kere. Bugün söylenenlerin hukukla, samimiyetle söylüyorum. İstediğiniz hukukçuya sorun. Hani vicdanını şeye bırakmamış, rehin bırakmamış. Herkesle konuşun. Yerli yabancı. Anayasa mahkemeleri çok önemli mahkemelerdir. Neden? Bakın parlamento dersiniz. İşte dersiniz ki 1295'ten beri parlamento var. İşte demokrasi eski Yunan'dan beri demokrasi var. Fakat anayasa mahkemelerinin geçmişi öyle uzak değildir. Çok uzun süre parlamento kralın yerine geldiği için ve halkın temsilcilerinden olduğu için çok uzun süre o demokrasi filan savunulduğu sıralarda da olduğu sıralarda da meclisin aldığı kararlar en önemli kararlar. Halkın sesi sayılmıştır. Tamam, millet ve iradesi. Denetlenmesi millet iradesi ve denetlenmesi düşünülmemiştir. Peki. Ta ki ne zamana kadar? Bir baktılar ki İkinci Dünya Savaşı öncesinde 30'lu yıllarda ve 20'li yıllarda İtalya'da ben halk tarafından seçildim diyerek diktatörlüğü getirdi. Her aldığı kanunu da halk istiyor dedi. Arkadan Hitler Almanya'da her kanunu halk böyle istiyor dedi. Ya ne yaptın Hitler dediler. Yahudileri şeye koydun işte şunu yaptın bunu yaptın. Halk istiyor kardeşim dedi. Ve bir bakıldı ki sadece Almanya ile İtalya ile sınırlı kalmadı. Bütün insanlık kan ve gözyaşıyla ortada kaldı. Bunun üzerine 2. Dünya Savaşı'ndan sonra anayasa mahkemeleri kuruldu. Yani dünyada sadece Türkiye'de kurulmuş bir yapı Hayır değil efendim. Bu. Dünyanın pek çok ülkesinde. Hatta şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yüksek Amerika Birleşik Devletleri daha önce daha da, ama. Daha da önce. Ta peki. 1803'te o kendine anayasa mahkemesi olarak kurulmamıştı. Ama ben anayasa mahkemesi sıfatını da üstlenebilirim dedi. Ve 1803'ten beri dünyada tek de o. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün devletler şunun için kurdular Anayasa Mahkemesi. Dikkat edin. O güne kadar yaptıkları her şey kabul edilen, halkın iradesi denilen meclis eğer yanlış yaparsa, yaptığı bir kanun, hukuku, insan haklarını çiğnerse ne yapacağız? Normal kanunlar, normal yargılar yeterli değil. Onun için özel bir mahkeme olarak kuruldu. Ve Türkiye o zamanlar, bugünkü siyasiler ne derse desin, ne olursa olsun ciddi bir ülke olduğu için 1961 yılında bu Anayasa Mahkemesi'ni diğer devletlerle aşağı yukarı benzer konumda getirdi. Fransa bile 58'de bizde getirdiği kadarını halk meclisinin yapacağı kanunları denetlemek getirdi. Ama ben 1980 yılında asistan oldum. 60'tan beri hep bir kesim hep Anayasa Mahkemesi neymiş? Bir ağız tadıyla istediğimizi yapamayacak mıyız? Ha yani bu yeni başlamış bir tartışma. Hayır efendim. Ya kurulduğu günden beri var olan bir tartışma. Hatta bugün bazı hukukçular falan işte kimliği profesör yok gazeteci fark etmiyor. Onlar diyorlar ya efendim bu Anayasa Mahkemesi halkın iradesini sınırlıyor falan. Emin olun 80'lerde de biz bunu tartışırdık. Efendim ya Anayasa Mahkemesi parlamentonun nasıl insanlar hata yapabilir? Nasıl krallar da hata yapabiliyordu? O da denetim yoktu. Eğer halkın temsilcileriyiz biz deyip bir bölümün hakkını zedelerse, ortadan kaldırırsa işte Anayasa Mahkemesi bunun için var. O yüzden de zaten bakın size söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi kararları kim diyor bunu? Bütün anayasalar söylüyor. Onun gibi Türk Anayasası da söylüyor. 61'de söylüyordu. 82'de söylüyor. Kararları resmi gazetede hemen yayınlanır. Ve yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bunu kim diyor? 82 Anayasası. 2017'de AKP kendi anayasasını yaparken bunu değiştirdi mi? Hayır. Ama şimdi bazı milletvekilleri veya siyasetçiler çıkıyor. Efendim diyor Anayasa Mahkemesi halkın iradesini nasıl denetlermiş? Yani söyledikleri hukukla da, hukuk devletiyle de, dünyadaki demokrasinin gidişatıyla da, kesinlikle ayrı. Ha onların bir gidişatının da geçmişi var. Dünyada hangi siyasal rejim, otoriter bir rejime, totaliter bir rejime doğru evrildiyse, evrilirse hemen ilk kızdığı şeylerden bir tanesi, ilk önce temel hak ve özgürlükler olur.
teröriste hak mı vereceğiz der. İki, herkesi terörist sayar orada. Kendisi aynı. İkincisi de bu Anayasa Mahkemesi nereden çıkıyor? Benden daha iyi bilecekler. Şimdi biz maalesef bu ikinci aşamadayız. Yani kim ne derse desin, söylediklerinin bununla alakası, yani efendim işte Anayasa Mahkemesi şöyle yaptı, böyle yaptı, yok. Ama Türkiye'de bu, söyledim, eskiden beri söylenirdi. Örneğin rahmetli Demirel, üç taylar derdi. Danıştay, Yargıtay, Sayıştay. Anayasa Mahkemesi'ne de kızabilirdi. Ama hiçbir zaman onlar böyle bir yetkiyi kendilerinde görmezdi. Çünkü derlerdi ki ne sonunda... Ne tür bir yetki? Yani şunu, Anayasa Mahkemesi'ni kaldırmak, tartışmaya açmak kaldırmak ya da külliyen kaldırmak ya da tartışmaya açmak ya da kararını tanımıyorum ben senin demek yetkisini kendilerinde görmezdi. Derlerdi ki biz bir demokrasi içinde yaşıyoruz. Seçimle geldik, seçimle gidiyoruz. Peki bu mahkemenin 61'den bu yana yapısı değiştirilmedi mi? Sonuçta yapısı değiştirildi. Tartışmanın bir boyutu da kaldırmayalım da eski yapısına zaten çevirelim veya yapıyı değiştirelim. Şimdi bakın kabul ediyorum. Sayın Abdullah Gül'ün Murat Sabuncu'ya verdiği röportajı görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur. Sayın Gül diyor ki eskiden darbeci bir yapıydı bu. Çok yanlış kararlar verdi. Parti kapatma kararları, 367 sözcü birçok meselede örneklendiriyor. Biz iktidara geldikten sonra bu mahkemenin yapısını demokratikleştirdik diyor. Daha özgürlükçü bir yapıya kavuştu. İtibarsızlaşmaya çalıştırdığınız mahkeme yapısı budur diyor. Kim haklı, kim doğru söylüyor? Bir kere açık söyleyeyim. Çok net söylüyorum. Abdullah Gül tam Abdullah Gül'den beklediğim şeyi söylüyor. Ne demek yani? Yani hukukla alakası olmayan, hiç diğerlerinin söylediklerini ben sizdenim ama bakın biraz nasıl söylüyorum diye. Tam tersine. Bugüne kadar söyledikleri Anayasa Mahkemesi hakkında %100 uydurma. Uydurma diyorum, daha net et var mı? Yani yanlış kararlar yani verdiği, ya derbeci asli, bilmem ne. Şimdi, jüristokrasi yarattı, jüristokrasi hukuki bir vesayet baskı organına dönüştü. Siz hepsi palavra. Yani aynı fikirde değilsiniz Sayın Gül'le. Kesinlikle değilim. Ha ama şimdi bir siyasal rejim kurulurken ki Abdullah Gül de onun içindedir. 2002'den bu yana bir rejim kurulduğunu mu düşünüyorsunuz? 2002'den yeni bir rejim kurulurken. Yani bu son referandumla geçilen, da o artık o da adı konuldu işte. Diyorsunuz. Yani 2017'de adı kondu. Şimdi yapılan en önemli şeylerden biri şuydu. Anayasa Mahkemesi siyasal iktidarlardan bağımsız olmak zorunda. Çünkü siyasal iktidarlar onları şey yapıyor. Denetlediği organdan bağımsız olması lazım. Ve kuruluşunda 61 Anayasası'nda son derece bağımsız bir yapısı vardı. Yargıtay içinde seçerdi, şey içinde seçerdi, Danıştay içinde seçerdi. Hakimler gelir karar verirdi. İktidarlar bunu hiç beğenmedi. Hiç beğenmedi. Hiçbiri mi beğenmedi? 71'den itibaren. Ya bunlar elimizi bağlıyor. Yargıç ne demek? Biz halkız kardeşim. Halkın istediğini yaparız diye. Jüristokrasi evet. Bütün kötü siyasetçiler. Bakın kötü diyorum. Kimse kusura bakmasın. Yani çünkü dünyanın çok yerinde var. Şimdi Trump gibi bir adam seçildi. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok benzer bir tartışma şu aynen, anda seçim öncesi yaşanıyor. Trump daha bismillah ilk seçildiği günün ertesi günü hatırlayın. Şöyle yüksek yaptı. Mahkemede. Bravo dedi ki ben dedi 7 tane ülkenin sokacağım içeri sokmayacağım dedi. Mahkeme dedi ki hayır yapamazsın. Sen kimsin dedi. Mahkemeye siz kimsiniz dedi. Biz mahkemeyiz hadi dediler yapamadı. Şimdi siyasetçiler, iyi olmayan siyasetçiler hep şöyle düşünür. Çöpsüz üzüm olsun. Hepsi her şey. Bunun için çok uğraştılar. 2010'da ama yanlış karar verdi. Ay şunu yanlış verdi diyerekten Anayasa Mahkemesi'nin yapısını zaten 82 buna yol hazırlamıştı. 82'de bir reform yapılmış mıydı? Cumhurbaşkanına reform değil, tam tersine Cumhurbaşkanına o adaylar arasından seçme şeyi vermişti. Ama yine de diyordu ki işte şundan seçecek. Ama 2010 Anayasası geldi ve 2010'da Anayasa Mahkemesi üstünde de HSK üstünde de siyasetin etkisini, HSK diyorum yani hakimler ve savcılar yüksek kurulu HSK. Bugün de gene yapısı tartışılan asıl problem orada denilen. %100
onun üstünde siyasetin etkisini getirdi. Yani demokratikleşti dediği zannettiği, zannetmiştir koskoca cumhurbaşkanı. Yalan, yanlış söyler mi? Muhakkak öyle zannetmiştir. Ama yanıldığını söylüyorum ben buradan. Sadece benle değil, sadece o arkadaşlarıyla, o dönemin arkadaşlarıyla değil, ciddi bütün hukukçularla konuşsun, görecektir ki yanıldı. Siyasal iktidar kendini denetleyecek mekanizmayı kendi seçerse o denetim olmaz. Benim anlamadığım şu...